Hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar hepinize. Öncelikle hepinizin kandili mübarek olsun. İnşallah nice kandillerde hep birlikte olabiliriz. Bugün aslında bir daha çekim yapmayacaktım ama çok arkadaş sormuş hotun durumuyla ilgili bir daha video çeker misiniz diye. O yüzden tekrar bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Kendime bunu yükümlülük olarak gördüm. Şimdi hotta arkadaşlar sabah çizdiğimiz nokta burası. 0-10-39 bakın burayı aşamadı. Bu bantları niye çiziyorum ben? Bu bantlar takip edilsin diye. Yani bunun üstünde 4-8 saat tutunsun dedik mesela burada çok yükseldiğinde. Tutunamadı aşağıda ama ince çizgiler. Yani burada bir destek topluyor aslında kendisine. Şuraya değip de burada kırmızı yapmadığı sürece 8 saat içerisinde bir hareketle yukarı yönlü devam ettirmesi muhtemel arkadaşlar. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Hot'un hemen durumuna da bakalım. İşlem hacmine de bakalım. İşlem hacminde düşüş yaşandı ama hemen ona da bakalım. Evet, hotun değeri şu anda %25, son 24 saat içerisinde hala %25 artıda. Burada son 24 saatlik işlem hacminde %228'lik bir değişim söz konusu. Bunları takip ederek ona göre hareket etmenizde yarar var. Burada dediğim gibi bizim için 10.39 seviyesinin üzerinde tutunması gerekir. Eğer yukarı yönlü bir hareket yapmasını istiyorsak, aşağıya inmemesini istiyorsak da 0.094'ün altında 4-8 saat tutunmaması gerekir. Burada küçük küçük çizgiler yapması iyi bir durum. Buradan sonra yeşil atıp da yukarı yönlü hareket devam ettirebilir. Buralarda görebiliriz ama yine de işlem hacmini de takip etmemiz lazım. Bu kırmızılar ne demek küçük küçük? Şu an satışlar alımlardan bir miktar fazla demek. Eğer bunlar toplu halde olacak olursa o zaman daha büyük kırmızılar görebiliriz. Muhtemelen insanlar ellerinde tutuyorlar. Hala çıkacaklarına olan inançları kuvvetli. İnşallah herkes için hot hayırlı olur. Bir daha çıkış olabileceği ümidi taşıyorum ben işin açığı. Bazı arkadaşlar soruyor işte hala ben defalarca söylediğim halde işte diyorlar ki al sata girilir mi? Buradan girilir mi? Ya buradan girilmez arkadaşlar. Ben girerim. Niye girerim? Ben ana paramı almışım. Elimde toplu halde sadece karım bulunuyor. Şimdi ben karımı ne yapabilirim? Yarısını burada çıktığında satabilirdim. Yarısı kalan yarısı çıkacak diye bekleyebilirdim. Düştüğünde tekrar alabilirdim. Çünkü sonuçta hepsi kar bunun. O yüzden kaybedecek bir şeyim olmadığını düşünerek bunu yapmakta cesur davranabilirim. Ama sen şimdi girdiğin anda ana parayla girersin buradan. Bundan sonra bir düşüş gerçekleşebilir. Sonuçta bir çıkış yakalamış, bir miktar çıkış yakalamış. Buradan girdiğin zaman zarara uğrayabilirsin. Burada bir de bana sormanıza gerek yok. Yani bunu ben nasıl söyleyebilirim? Size her zaman diyorum ben yatırım danışmanı değilim. Ben sadece bantları çiziyorum. Olabilecek durumları size söylüyorum. Siz de buna göre pozisyonlarınızı almanız gerekir. Ben hiç kimsenin nasıl günahına gireyim? Yani onun zararına sebep olabilirim. Gideceği yeri mesela yanlış tahmin edebilirim. O zaman sizler zarara uğrayabilirsiniz. Bunun için bir sürü yatırım danışmanları falan varmış. Onlar söylüyormuş ama ben böyle bir şey asla yapamam. Yani al diyemem, sat diyemem. Herkes kendi kararını bir kere kendi verecek. Çığız'a bakalım hemen. Çığız'ı da söyleyelim. Arkadaşlar Chills da bekletiyor ama ben çok inşallah yakın olduğunu düşünüyorum çıkışının. 0.51 153. Bakın sabah çizdiğimiz bant aynen devam ediyor. Bizim için bunun üstüne atması gerekir. Yani bir çıkış bekleyebilmemiz için ani böyle hareketler bekleyebilmemiz için 0.51 153. Bakın hep buradan itibaren buranın etrafında dönüyor. Bir çıkış yakalamayı bekliyor. Bir anda böyle bir alımların gelmesiyle peşine taktığı işte o alım gücüyle, alım rüzgarıyla çok daha yukarılara gelebilme imkanı var. Çok da daraldı zaten bant. İnşallah bir çıkış bekliyoruz bakalım Çığız'da. Kısa süre içerisinde olursa hepimizi çok mutlu eder. Burada dikkat edeceğimiz yeri tekrar söyleyeyim. 0.51.153 arkadaşlar. 0.51.153 TL'sini de söyleyeyim de
Bazı arkadaşlar soruyor. 51, 153, 4-14 arkadaşlar. 4-14 seviyesine dikkat edeceğiz. Bunun üzerine çıkması lazım ve 53-223'ün üzerinde de tutunması gerekir. Çıkış beklememiz için. İyi, şu an bandı çok daralttı. İnşallah ani hareketlerle desteklenir. BTT'ye bakalım hemen. BTT'de çok kişi de var olduğu için yine söyleyeyim. Evet, BTT sabahki çizdiğimiz bandı koruyor. Bakın şu an üste doğru attı. Ama ortalı kesti. Bundan sonra bir tane daha kırmızı atabilir. Bundan sonra kırmızının 00.38.45'in üstünde kalması lazım. Kırmızı bile olsa 00.38.45. Onu da söyleyeyim kaç olduğunu TL olarak. 38.45'i de söyleyeyim. 0.31.106. BTT'de de bekleyeceğimiz nokta burası. 31.106 TL olarak altına inmemesi gerekir. Üstünde tutunması gerekir. Gelelim TRX'e. TRX'i söyleyelim. TRX gördüğünüz gibi banta hiç değmedi. Muhtemelen bir yukarı yönlü hareket başlatacak. Buradan bir küçükle şuradan döndürebilir. 8 saat içerisinde bir tane küçük de kırmızı yapabilir ama 0.65.98 aşması lazım. Bizim ortadaki direnç bölgesi burası. 63.25. 0.63.25'in altına inmemesi gerekir yukarı yönlü hareket için. 63.25'in yani 0.51.16'nın üzerinde tutunması ve 0.65.98'in de yukarısına çıkması gerekir. Şu an için durum bu TRX'te. Raven'i de söyleyelim. Raven. Evet, Raven'de de çizdiğimiz aynı band devam ediyor şu anda. Burada dikkat edeceğimiz nokta biraz üste çekmiş bandını. Onu da tekrar bir daha çekmeye ihtiyacımız var. Bir daha tekrar edelim. Daha da daraltmış çünkü. Şimdi bekleyeceğimiz noktayı söyleyelim arkadaşlar. 0.19.68 Raven'de takip edeceğimiz nokta 0.19.68. Bunun üstünde 8 saat tutunması gerekir. Raven'de çok yaklaştı. Yani 50 günlük ortalama ve 200 günlük ortalama birbirine çok yaklaştı. Buradan aşağıya inmeyip yukarı yönünü kırarsa ortalamamız, 50 günlük ortalamamız inşallah ani hareketler olur. Şurada gördüğünüz bandı daralttı iyice. Bir çıkış bekliyorum, ani çıkış. Bakalım kaç olabilir ilk çıkacağı nokta. 0.21.75'e direkt şey atabilir. 21.90, 21.88'e bir çubuk ani atıp sonra bir yarısına kadar kırmızı atabilir 12 saat içerisinde. Bakalım, bekliyoruz bakalım Raven'i. İnşallah elinde olanlar için karlı bir yatırım olur. Gelelim XRP'ye, Ripple'a. Ripple. O da aynı bandında devam ediyor ve şu an için onun da bandı değişmiş. Bunu da çekelim tekrar. Burada bekleyeceğimiz nokta şurası. Evet. Burada da 0.54.54'ü takip edeceğiz. 54.54'ün altına inmemesi gerekiyor Ripple'ın ve 56.44 bunun üstünde tutunması gerekiyor. Adaya bakalım. Ada. Evet, adanın durumu şu an böyle. Bunun da tekrar bandını değiştirmemiz gerekecek. Evet. Şu nokta önemli. 1.17. 1.17.567 adada bekleyeceğimiz, takip edeceğimiz yer burası. Buranın üstünde kalması gerekiyor 8-12 saat içerisinde ve 1.22.55'i de aşmasını bekleyeceğiz. Adada bu durum var. Avax'ı söyleyelim. Avax'ı söyleyelim. Evet. Avax da değişmiş. Onu da çekelim şimdi tekrar. Tekrar çekelim. Evet. Avax
27.42.83. Bunun altına inmeyecek. 28.66'yı da aşmasını bekleyeceğiz Avax'ta. Şu an pozisyon çok iyi. Biraz daha belki geri çekilme yaşayabilir ama buradan ani çıkışları Avax'ta önümüzdeki 1-2 gün içerisinde gözlemlemek mümkün. Avax'ta şu an durum çok ideal görünüyor. Bir miktar bekledikten sonra buradan çıkış yakalayabilir. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Dota bakalım. Dot ne durumda? Evet. Dot'un da tekrar çizmemiz gerekecek grafiğini. Bakalım nereden olacak şimdi? Evet. Burası 31.71'e takip edelim. 31.71. 70, 31, 71, 70. Burası orta direnç bölgesi. 33, 46. Bunun arasında gezinmesi iyi olur. Buranın da üstüne 12 saat içerisinde eğer bir yükseliş bekliyorsak takip etmemiz lazım. Doge'yi de söyleyelim. Madem girdik hepsine açıklayalım ki o mu bu mu diye sorulmasın. Evet, Doge'de bir toparlanma söz konusu. Bakın arkadaşlar, Doge ta ben şurada aslında şu kısımda demiştim bir çıkış bekliyorum ama buradan geri çekildi. Daralma yaptı bir daha. Şurada biraz daha daralma yapıp buradan fırlatacak gibi geliyor. Ama Doge işte çok bekletti. Onun da grafiği çok uygun şu an. İnşallah elinde olanlar için bir an önce bu çıkışı yakalar da bir an önce kar edersiniz. Burada da 0.54.19'u takip edeceğiz. 0.54.19. Burayı büyük ihtimal yukarıya atmış zaten. Buraya çubuk atmayıp değdirmezse buraya hiç yukarı yönlü hareketini sürdürecek gibi. BTC'yi de söyleyelim tekrar. BTC'deki durum da önemli. BTC'de çıkış, bakın söylediğimiz buradan ani çıkış yaptı. Bu arayı çabuk geçer demiştik daha önce. Geçti şu anda. Ortalı kesmiş. Yeni bir şey çizmemiz gerekiyor. Çünkü iki kuşak attı. Buradan tekrar bir bakacağız şu an. Evet, burası değil. Şurayı yaparsak ne olacak? Evet. BTC'de de bekleyeceğimiz nokta burası. 54.97. 54.97. Ya 5.497. Burayı bekleyeceğiz. 54.971 yani. Ben artık alışmışız çifti çifti okumaya. 54.971'i üstünde tutunması gerekiyor. BTC'nin yoluna devam etmesi için. Onun da şu an pozisyonu çok uygun. Bir anda 56-57'lere, 57.900'lere çıkması muhtemel BTC'nin. İnşallah buradan bir düşüş gerçekleşmez de bu seviyelere giderse diğer altcoin'lerin de canlanmasına sebep olur diyelim arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kandillerinizi tekrar kutluyorum. Cümle İslam alemine inşallah hayırlara vesile olur diyorum. Tedbirli olmaya çalışalım. Yükseklerden bir yerlere girmemeye çalışalım. Giriyorsak asla tek coinlere birden yüklü miktarda girmemeye çalışalım. Bunları düşünerek, doğru karar vererek yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Her seferinde söylüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler sizin olsun inşallah.